Hani İnsan öyle bir algı, bence evet. Konuyu kapat. Algı var mı yok mu konuyu sizce? Kapat. Onu söyledim. Yani kapatın. Algı. Tamam kapat. Tamam yeter. Hani İnsan öyle bir algı, bence evet. Konuyu kapat. Algı var mı yok mu konuyu sizce? Kapat. Onu söyledim. Yani kapatın. Algı. Tamam kapat. Tamam yeter. O hiç girmezse konulara. Neden efendim? Yani kötü. Neden kötü efendim? Bir anlatır mısınız? Niye kötü? Neden kötü? Yani şundan şundan dolayı kötü dediniz. Ne var yani mesela? Ya çok tehlikeli sorular verdi. Neden ya. Efendim? Neden öyle düşünüyorsun? Yani geleceğimiz yok diye düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorsunuz efendim? Ne adına geleceğiniz? Çünkü insanlar yani aç. Aç insanlar aç var. Aç mısınız efendim? Ben aç değilim. İnsanlar var. Ama kim var? Mesela kim var etrafınızda aç mesela, olan? Mesela yani aç derken hani temel ihtiyaçlar artık lüks olarak görülmeye başladı. Hemen ilk söylenen şey çıkar cebindeki telefonunu. Tamam. Yani bunlar temel ihtiyaç. Ne kadarlık telefon kullanıyorsunuz? Biz de soralım size. Ben kendimi açısından şöyle değerlendireyim o zaman. Mesela ben 5 yıl önce ben rahatlıkla yurt dışına seyahate gidebiliyordum. Ama bu sene nereye gittiniz? Gidemiyorum. Nereye gittiniz? Avrupa'yı gezdim mesela. Hı hı. Ama şu an ben gezemem. O maddi durumum yok. Hı hı. Böyle alt tabaka tabaka etkiliyor tüm insanları. Tüm dünyada ekonomik kriz var. Efendim? Tüm dünyada ekonomik kriz var. Yani tüm dünyayı... Avrupa'da var, İngiltere'de var, Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Pandemiyle beraber daha çok oldu yani. Ha tabii ki pandemi var ama bizim pandemiden önce de sıkıntılarımız vardı. Pandemi daha da etkiledi. Yani pandemi şeyi gösterdi. Hangi ülkeler vatandaşına sahip çıkabiliyor bunu gösterdi. Hangi ülkelerin gücü var bu vatandaşına sahip çıkmaya bunu gösterdi. Yani mesela bizde şimdi yani sahip çıkıldığı... Avrupa'yı gezdiniz değil mi? Avrupa'yı. Evet. Nasıl yorumladınız? Avrupa ile Türkiye'yi nasıl karşılaştırdınız? Yani ne oluştu Avrupa'dan dönerken? Ya böyle bir memleketmiş burası. Bizim memleketle bura nasıl acaba falan böyle bir karşılaştırma yaptınız? Ya medeniyet farkı var bir kere. Zihniyet farkı var. Yani bizde maalesef ki güvensizlik çok. Bu da... Yani neye güvensizlik? İnsanların birbirine. Çünkü çok fazla... Peki dönüp geldiğinizde dediniz mi ya ben vatanıma kurban olayım ya. Neymiş bu Avrupa gittim ama çok memnun kalmadım diye bir his oluştu mu, bir duygu oluştu mu? Ya vatan sevgisi tabii ki var. Hani vatanımı zaten... Hayır, ekonomik anlamda da söylüyorum yani. Ekonomik anlamda. Yani ekonomik anlamda çok değil. Yani ben evet durumum iyi. Ben iyi yerlerde okudum. İyi bir eğitim verdi ailem bana. Evet. Yurt dışında yetiştim ben. Türkiye'ye kendi isteğimle 20 yıl sonra döndüm. Güzel kendi bir... isteğinizle. Neden döndünüz evet. Efendim? Amerika, işte Avrupa'da mıydı? Yok, Avustralya'da. Avustralya'da yaşarken o kadar iyi imkanlar varken neden döndünüz? Seviyordum ülkemi. Seviyorum da hala ülkemi. Burada yaşamak istedim. Ama mesleğime güvenerek geldim. İngilizce öğretmeniyim üniversitede. Ona güvenerek geldim. Ama bu gitgide yani evet daha önceden daha rahattım. Gitgide beni de etkiliyor. Yani ben mesela eskiden arabamı 100 liraya dolduruyorsam şu an 300 liraya dolduruyorum arabamı. Yani bu bir vergilerde bir orantısızlık var. Vergilerin nereye gittiğinde bir şüphe var. Eşit dağılım yok. Fakiri çok fakir. Avustralya'da var mıydı mesela? Fakir. Avustralya'da vergi sistemi nasıldı? Merak ettiğim için soruyorum. Tabii ki her yerde vergi. O vergi olmazsa olmaz. Ama verginin nereye gittiğini biliyorsun. Şeffaflık var devlette. Yani ve orada... vatandaş devlete kim olursa olsun hesap sorabiliyor. Çıkıp başbakanın karşısına bile çıkıp da benim vergim nerede diyebiliyor. Ve onun hesabını veremiyorsa o sorgulanıyor. Yani burada biz isim bile söylemeden söylemeye çekiniyoruz bazen. Yani herkesin bir üst düzey yetkinli mi? Üst düzey yetkililerin isimlerini. Hayır, efendim, ismini söyleyebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, diğer bakanların, diğer siyasilerin ismini söyleyebilirsiniz. Ama... Eleştirebilirsiniz de yani bunu doğru yapıyor, bunu yapmıyor. Biz eleştiriyoruz şahsen. Ben eleştiriyorum. Evet, bunu doğru yapıyor, bunu yapmıyor diyoruz. Eleştirimiz yani. Başka yönlere çekilip ondan sonra. Ama işte başka yöne çektirtmeyeceksiniz yani. Siz diyeceksiniz kardeşim bunu doğru yap. Mesela ne dediniz? Dediniz ki vergi adaletsizliği var bizim ülkemizde. Doğru.
Var, evet. Ama yani bunu işte biz işte sözlerimizden dolayı içeri atılıyoruz da işte Silivri bilmem soğuk da yani böyle bir şey yok ki arkadaşlar. Yani bazen karşılaşıyoruz o yüzden söylüyorum. Hı hı. Yani ama en ufak şeyde... Yani düşünce özgürlüğü var bu ülkede. Twitter'da adam istediğini yazıyor. Facebook'ta istediğini yazıyor. Doğru mu efendim? Yani hani bir şey engel falan oluşturulmuyor o anlamda söylüyorum. Yani bir söylediği sözden sonra içeriye atılmış insan yok mu diyorsunuz? Biraz gösterir misiniz efendim? Merak ediyorum ben şahsen. Gösterir misiniz? Ya falan kişi içeri attı. Ben öyle bir direkt şey söyleyemem de siz hani biz öyle bir algı evet. Kapat. Algı var mı yok mu konuyu sizce? Kapat. Onu söyledim. Yani kapatın. Algı. Tamam kapat. Tamam. Yeter. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.